Öyle işte Şevket. Kardeşim benim için üzülürken ben öyle durdum, boş boş seyrettim. Hiçbir şey diyemedim yani. Elinden başka ne gelecek ki kardeşim? Gelmeli ya. Benim elimden bir şey gelmeli. O benim için üzülürken ben sanki hiçbir şey yapmayıp böyle boş boş dolaşıyormuşum gibi geliyor. E ne yapacağız? Var mı kafanda bir çözüm? Olmayacak abi böyle. Gideceğim söyleyeceğim artık yeter. Kardeşim bak bunu daha önce konuştuk seninle. Deli Kenan duyarsa o zaman ne olacak? Ne yapacaksın? Bilmiyorum Şevket. Bir çaresini bulacağım işte. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Kusura bakma. Kardeşim. Yok bir şey. İyiyim. Tamam. Merak etme. Ha. Hoca nasıl? Oğlum boş boş bakma. Basit bir şey sordum. Hoca nasıl? Bir cevap ver ya. İyi. Yatıyor. Turp gibi yani. Sorun yok. İyi ya. Hiç olmazsa o iyi olsun da. Vallahi şu durumda söyleyemezdim yani. Hocam. Merhaba Müberra Hanım. Merhaba. Hastaneye gittim. Kapalıydı. Betül Hanım'ı da bugün öyle görünce merak ettim. Nasıl kendisi? İyi mi? Nasıl olsun yavrucuğum? Saatlerdir ağlıyor işte. Ay hocam çok özür dilerim. Sizi üzüntüden içeri davet etmeyi unuttum. Buyurun lütfen. Buyurun hocam. Şunlar. Merhaba Betül Hanım. Merhaba. Ya inanın böyle durumlarda ne denir ama... yani abinizden aldığınız haber... tam olarak doğru olduğuna emin olmadan... kendinizi bu kadar üzmeseniz. Anlayamadım. Yani... belki bir yanlışlık olmuştur. Oluyor böyle şeyler. Yani her habere de inanmamak lazım. İnanın teselli olsun diye söylemiyorum ama... yani... ne malum abinizin öldüğü? Kendi gözünüzle gördünüz mü? Hayır ama... ben haberi polisten aldım. Yani ne kadar yanlış olabilir ki? Belki size... hani... yalan söylemişlerdir. Evet, yani neden olmasın? Hayatta oluyor böyle şeyler. Bakın Betül Hanım, hani derler ya böyle... bazen hani içime doğdu diye. Abinizin öldüğü benim içime doğmuyor. Ne olur, sizin içinize de doğmasın. Bakın Betül Hanım, bence abiniz yaşıyor. Göreceksiniz ve diyeceksiniz yani boşuna üzülmüşüm diyeceksiniz. Gerçekten. Ah abim. Keşke bir kere görebilseydim.